Değerli basın mensupları, 15 Temmuz 2016 gecesi asker kılıklı FETÖ'cü teröristler tarafından gerçekleştirilen Türk vatanını işgal girişimini tiyatro izler gibi TV'den izledim. 250 vatandaşımızı devlet öldürdü şeklinde niteleyen CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'la ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere 15 Temmuz Derneği olarak Çağlayan Adliyesi'ne gelmiş bulunuyoruz. Normal şartlarda sarhoş kusmuğu olarak görülüp söyleyen zavallıya acımakla iktifa edeceğimiz bu sözler milletvekili kılıklı bir şahıstan sadır olduğu için ciddiye almak ve bu şahsın asla bu milleti temsil edemeyeceği hakikatini mahkeme kararıyla tescil etmek üzere buradayız. Değerli basın mensupları, 15 Temmuz'u takip eden günlerde milletimizin birlik ve beraberlik şuurunun zirve yaptığı ve teröre karşı tek yumruk haline geldiğini tüm dünya görmüştür. İşte bu birlik ve beraberlik ikliminden teröre karşı tavizsiz bir şekilde tebarüz eden, bu çelik gibi iradeden rahatsız olan Fethullahçı terör örgütü ülkemizde meydana gelen bu iklimi bozmak, bu güzel havayı dağıtmak için siyasi ayağı aracılığıyla maalesef harekete geçmiştir. Kaset operasyonuyla teslim aldığı bu siyasi partinin sözde genel başkanı kontrollü darbe söylemiyle Fethullahçı tetikçiliğine soyulmuş, teröristler için yollara düşerek diyet yürüyüşü gerçekleştirmiştir. FETÖ'nün tüm dünyada uşaklığını yaptığı gizli servisler medya aracılığıyla oluşturmaya çalıştığı algının Türkiye'de sözcülüğünü bugün CHP üstlenmiştir. MİT tırları davası vesilesiyle milletimizin FETÖ'nün siyasi ayağını deşifre etmiştir. Milletimizin değerlerine bakışı bira festivali düzenlemekten ibaret olan Akaydın'ın milletimizin hainlere karşı kahramanca direnişini tıpkı genel başkanı gibi saklandığı evden TV karşısında izlemiş olması, bu zihniyetin asla bu topraklara ait olmadığının açık ve net bir ispatıdır. Milli bayramlarımızı istismar ederek 15 Temmuz ruhunu sulandırmaya çalışan, şehitlerimizin ruhunu muazzep etmek ve gazilerimizin yaralarını kanatmaktan çekinmeyen bu milletvekili kılıklı işbirlikçilere artık dur densin istiyoruz. Adli makamlardan bu asil milletin hukukunu korumasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ise dokunulmazlıklarının kaldırılması suretiyle bu FETÖ piyonlarının adalete teslim edilmesini istiyoruz. FETÖ'nün mahkeme salonlarındaki kuklalarının pervasız tavırları, siyasi uzantılarının ahlaksız hezeyanları milletimizin sabrını zorlamakta, öfke ve nefretini artırmaktadır. Havaalanlarından kaçan korkakların, katil devlet narası atan alçakların, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında dokunulmazlık zırhıyla bulunuyor olması ülkemiz açısından yüz kızartıcı ve onur kırıcı bir durumdur. Gazi Meclisimizden beklentimiz, Fethullahçı teröristlere amansız bir mücadele yürüten vatan evlatlarının önünü açmaları, o çatı altında milletimizin birlik ve beraberliğinin dinamiklenmesine asla müsaade etmemeleridir. CHP Milletvekili Mustafa Akaydın'ın bu sarhoş kusmuğundan ibaret olan hezeyanlarını 15 Temmuz Derneği olarak lanetliyor, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunu korumak için hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Teşekkür ediyorum katılımınız için.